Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz iletişim. İletişim hem sekreterlikte hem de diğer iş kollarında hem de özel yaşantılarımızda çok önemli olan unsurlardan birisi. İletişimin yaşantımızda yeri nedir? İletişim kavramı nasıl tanımlanır? İletişim nasıl sınıflandırılır? Sözlü iletişim nelerden oluşur? konularını ele alacağız. Amaçlarımız bunlar bugün. Ve bunun yanı sıra yazılı iletişim nelerden oluşur? Yazılı ve sözlü iletişim ne gibi farklı özellikleri vardır? Sözsüz iletişim kapsamında neler girer konusuna da değineceğiz. İletişim nedir diye baktığımızda yazılanları okuruz, söylenilenleri dinleriz, mimikleri ve jestleri izleriz, parfümün kokusunu duyarız, el ele tutuşuruz ya da tokalaşırız. Bütün bunlar iletişim kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerdir. İnsanlar arası iletişimin kurulup sürdürülmesinde beş duyu organının her biri tek tek ya da birlikte iş görmektedir. İletişim sonradan kazanılan bir yeterliktir. Doğuştan iletişim yeterliğine sahip olarak doğmayız. İletişimi sonradan öğreniriz. Herkesin iletişim öğrenme düzeyi de aynı değildir. İletişim yeteneği yüksek olan kişiler hem özel yaşamlarında hem de iş yaşamlarında daha başarılı olmaktadırlar. İletişimin gerçekleşmesi için her zaman en az iki kişi gerekmektedir. Örneğin konuşan varsa dinleyen olmalı, yazan varsa okuyan olmalı. Yani iletişim sürecinde en az iki kişi, iki taraf olması gerekiyor. İletişim kısaca tanımlanırsa bilginin, duygu ve düşüncelerin simgeler kullanılarak iletilmesidir denilebilir. İletişim sürecinden söz etmemiz gerekiyor bir de. İletişim süreci dediğimiz e, olguda e, bir mesajı ileten bir alan var. Bir de tabi ortada mesajın olması gerekiyor. Yani bir ileti olacak mutlaka. Bir onu ileten, bir de o iletiyi alan olacak. Ve kaynak yani mesajı gönderen kişi karşı tarafa o duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde geçirecek biçimde kodlamasını yapacak. Yani yazılı hale getirecek, sözlü hale getirecek. Gerekirse renklerle kodlayacak. Gerekirse işaretlerle kodlayacak. Alıcı da bu kodu açacak, ona bir anlam verecek. Alıcı bu kodu açarken tabii ki değer yargıları, eğitimi, cinsiyeti gibi pek çok faktör, yaş gibi pek çok faktör etkili olacak. İletişimde bir de gürültü ögesinden bahsetmek gerekiyor. İletişimin e, sağlıklı gerçekleşmesine engelleyen her tür şeyi aslında gürültü diyebiliriz. Bu pencerenin açık olmasından dolayı e, yansıyan bir çim biçme makinesinin gürültüsü olabileceği gibi baş ağrısı da bir gürültüdür iletişim açısından e, veya e, kendini iyi hissetme iyi hissetmeme durumu iyi hissetmeme durumu da bir gürültüdür psikolojiniz iyi değilse bu da sağlıklı iletişim kurmanızı engelleyen bir gürültüdür. Geri bildirim mutlaka olmalıdır iletişim sürecinde. Alıcı mesajı aldıktan sonra gönderen kişiye olumlu ya da olumsuz bir geri bildirimle mutlaka bulunmalıdır. Sözlü iletişim, sözsüz iletişim ve yazılı iletişim diye iletişimi sınıflandıracağız bu dersimizde. Sözlü iletişim, iletişimin konuşmayla ve dinlemeyle meydana gelmesidir. Konuşma kişinin gördüklerini, bildiklerini, yaşadıklarını, düşündüklerini, kısacası kendisini, kendisiyle ilgili şeyleri karşı tarafa gönderme, iletme işlemini konuşma diyoruz. Konuşurken sadece ses çıkarmıyoruz, tüm benliğimizle konuşuyoruz. Dinlemek e, nasıl, nedir, nasıl tanımlanabilir dediğimizde ilk önce duymak ve dinlemek arasındaki farkı ortaya koyalım. Duymak ve dinlemek aynı şeyler değil. Eğer işitme engelli değilsek kulaklarımızı tıkamazsak e, duyarız. Sesleri almaktır duymak. Sesler beynimize ulaşır ama dinlemiş olmayız. Dinlemek için bilinçli bir çaba gerekir. Yani bir kulağımızdan girenin öbür kulağımızdan çıkmaması gerekir. Bilgi işlem merkezi olan beynimize e, duyduğumuz sesleri yönlendirip bilinçli bir çabayla dinlemiş olmamız gerekir. Yazılı iletişim boyutunda yazma ve okuma diye iki ayrı boyut söz konusu. İş yaşamında yazma ve okuma eylemlerine sıkça başvururuz. Yazılı iletişim belgeleme de gerektiği için iş yaşamında çok önemli. Yazma eyleminin başarılı olması için 5N1K ya da gazeteci kuralı denilen kurallara uyularak yapılması gerekir. Yani bir okuyucu yazıyı aldıktan sonra yeniden telefon açıp ne yapılacak, nasıl yapılacak diye soru sormamalı. Yazımız bütün bunları açıklar nitelikte olmalı. Yazı alan kişi ne yapılacağını, neden yapılacağını, nasıl yapılacağını, nerede yapılacağını, ne zaman yapılacağını ve bu işi kimin yapacağını açık olarak o yazıdan anlamalı. Okuma nedir diye baktığımızda okumada e, görsel olarak kodlanan yani ...harf haline getirilen duygu ve düşüncelerin e, okuyucu tarafından açımlanması ve bir anlam kazandırılması eylemi diye tanımlanabilir. Tüm bunların yanında yani sözlü ve yazılı iletişimin yanında bir de sözsüz iletişimden e, söz etmek gerekir. E, i̇ş yaşamında başarılı olmak isteyen kişi sadece duyduğu, dinlediği ile değil... O kişinin gerçekte ne söylemek istediğiyle de ilgili ipuçlarına sahip olmak zorundadır. Ee, yani söylenilenlere anlam olarak destekleyecek ya da zayıflatacak bir takım şeyler sözsüz iletişim kapsamındadır. Ee, karşı tarafın söylediklerinin yanı sıra yüzüyle, eliyle, koluyla ve bedeniyle yaptıklarını da duymamız gerekir. Ve sözsüz iletişim kapsamında beden dili çok önemlidir. Ses tonu çok önemlidir. E, kelimeler en az önemli olan ögedir aslında. E, sözsüz iletişim kapsamındaki konulardan birisi de kişisel alan diye adlandırılır. Kişisel alan o kişiye ait olan e, yakın mesafedir. Mesela sosyal alan, genel alan gibi daha uzak mesafeleri kapsayan alanlar vardır. Tanıdığımız kişiyle tanımadığımız kişinin bize ne kadar yaklaşacağı arasında fark vardır. Tanımadığımız kişiler ya da az kişilerle mesafeyi uzak tutarken yakın olduklarımızla daha yakın mesafeden iletişim kurarız. da çeşitli mesajlar iletirler, sözsüz iletiler olarak. Bir omuzun dekorasyonunu, temizliğini, düzenini o şekilde ayarlamalıyız ki bizim karşı tarafa iletebileceğimiz mesajın ne olduğunun farkında olmalıyız. Yani dağınık bir izlenim mi bırakıyor, derli toplu düzenli bir izlenim mi bırakıyor bunlara dikkat etmeliyiz. Özetlersek İletişim esas olarak simgeler aracılığıyla bir kişiden ya da gruptan diğerine bilginin, fikirlerin, tutumların veya duyguların iletilmesidir. İletişimin konuşmayla ve dinlemeyle meydana gelmesine sözlü iletişim denilir. Her biri iletişim kapsamında olan okuma, yazma, konuşma ve dinleme etkinliklerinden en çok dinlemeye zaman harcarız. El kol hareketlerimiz, yüz ifadelerimiz, dokunma, Ses tonu, vücut pozisyonları, giyim tarzları, saç stilleri daha pek çok unsur sözsüz iletişim kapsamındadır. Karşımızdaki hiçbir şey söylememiş olsa bile, biz onun giyim tarzına, saç stiline bakarak veya beden hareketlerine bakarak, vücut pozisyonlarına onunla ilgili pek çok çıkarsama yapabiliriz, fikir yürütebiliriz.